Türkmen Uydu Televizyonu'ndan herkese iyi akşamlar. Ana haber bültenimize hoş geldiniz. Bültenimize geçmeden önce haber başlıklarını izleyelim. Ardından tekrardan karşınızda olacağım. Cumhurbaşkanı Beramsali Eksan politikasından uzak durularak dünya ülkelerine açılmanın önemine değindi. Savunma Bakanı Necah El-Şemmeri, Salahaddin iline bağlı Beled Hava Üssü'nde silah ve mühimmat deposunda meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangının kontrol altına alındığını belirtti. Parlamento Başkanı Muhammed El-Halbusi'nin resmi basın bürosu Felah El Zeydan ve Kasım El Fehdavi'nin üzerlerinden dokunulmazlığın kalktığı yönündeki haberleri yalanladı. Dürüstlük Kurulu kanun dışı olarak 13 tanker'ın kaçakçılığı girişimini püskürttü. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Suriye'deki İdlib bölgesinde Rus askerlerini hedef alan saldırılara sert bir şekilde yanıt verileceğini vurguladı. Yemen'de bulunan Geçici Konsey Güçleri Başkan Abudrabbo Mansur Hadi'nin Adan Limanı'na yakın güçlerine ait iki asker üst kontrolünü ele geçirdi. Cumhurbaşkanı Beramsali Eksan politikasından uzak durularak dünya ülkelerine açılmanın önemine değindi. Salih bu açıklamayı Milli Güvenlik Danışmanı ve Haşdi Şabi Kurulu Başkanı Salih El Feyyaz ile bir araya geldiği sırada yapmıştır. Salih yapmış olduğu açıklamasına ekleyerek ayrıca Irak'ın komşu ve dünya ülkeleriyle sağlam ilişkiler kurması ve DAEŞ terör örgütüne karşı kazanılan zaferlerin korunması için askeri ve güvenlik çabaların bütünleşmesi gerektiği önemine değindi. Görüşmede ayrıca ülkenin genel olarak siyasi ve güvenlik durumu ele alınarak güvenliğin ve istikrarın pekiştirilmesi gerektiğine vurgu yapıldı. Cumhurbaşkanı Beramsali Babil ilinde bulunan kimliği belirsiz kişilerin cesetleri hakkında yasal soruşturmada alınan önlemleri destekleme çağrısında bulundu. İçişleri Bakanı Yasin El Yasiri ve Babil valisi Karar El İbadi kabul ettiği sırada konuşan Salih, bilgi ve gerçekleri kamuoyuna aktarmada şeffaflığı ve doğruluğu benimsemenin yanı sıra vatandaşların hayatlarını korumak ve hak ve özgürlükleri güvence altına almak ve silahları devletin elinde sınırlandırmanın önemini vurguladı. Başbakan Adil Abdülmehdi, İran her alanda Almanya ile ikili ilişkiler kurma konusundaki istekliliğini vurguladı. Bu açıklama Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer ve beraberindeki heyetiyle yaptığı görüşmede geldi. Kramp-Karrenbauer ise Almanya'nın iki ülke arasında yeni işbirliği ufukları açmaya çalıştığını, çünkü İran dünyada ve bölgede önemli bir ağırlık oluşturulduğunu vurguladı. Savunma Bakanı Necah El-Şemmeri, Almanya'nın Irak'a vermiş olduğu askeri desteğine değinerek övgüde bulundu. El-Şemmeri, Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer ile bir araya geldiği sırada uluslararası koalisyon güçleri kapsamında Almanya'nın Irak'a olan askeri desteğinin devam etmesi gerektiği önemine değindi. Savunma Bakanı Necah El-Şemmeri, Salahaddin iline bağlı Beled Hava Üssü'nde silah ve mühimmat deposunda meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangının kontrol altına alındığını belirtti. El-Şemmeri, Iraki IMN haber kanalına telefon bağlantısıyla katılarak patlamanın siviller arasında herhangi bir hasara yol açmadığını, fakat sadece askeri personellerin boğulma tehlikesi yaşadıklarını ve hafif şekilde yaralandıklarını açıkladı. Sevgili seyirciler, bilindiği üzere Salahaddin ile bağlı Beled askeri üssünde silah ve mühimmat deposundan çıkan bir yangının roketler ve füzelerin infilak etmesine yol açmıştır. Iraki IMN haber kanalı kaynaklarına göre ayrıca sivil savunma ekiplerinin yangını en ufak hasarlarla kontrol altına alındığını ve ilgili makamları ise bu yangına neden olan faktörleri araştırmak için bir soruşturma komisyonu kurduğunu öğrenildi. Parlamento Başkanı Muhammed El-Halbusi'nin resmi basın bürosu Felah El Feyyaz, daha doğrusu El Zeydan ve Kasım El Fehdavi'nin üzerinden dokunulmazlığın kalktığı yönündeki haberleri yalanladı. Konuyla ilgili Parlamento Başkanı Danışmanı Selman Etai, Irak'ı Aymen haber kanalına yapmış olduğu bir açıklamasında bu konuyla ilgili Yüksek Yargı Konseyi'nden herhangi bir talebin gelmediğini ve üzerlerinden dokunulmazlığın kalkacağı isimlerin Talal el-Zevbâyi ve İbtisam el-Luhaybi olduklarını belirtti. Dürüstlük Kurulu kanun dışı olarak 13 tankerın kaçakçılığı girişimini püskürttü. Kurula bağlı soruşturma dairesi yaptığı bir açıklamada Basra İl Soruşturma Müdürlüğü Asayiş Ekipleri Birliği yaparak Ed Dayr Köprüsü yakınında 13 tankerın ele geçirildiğini ve bunun da yanı sıra bu tankerlere kanun dışı çıkarttıkları için 14 zanlının gözaltına alındıklarını belirtti. Parlamentoya bağlı Kültür, Turizm ve Arkeoloji Komisyonu bütün bakanlıklar ve kurulları Irak Medya Matbaası ile işbirliği yapmaları çağrısında bulundu. Komisyon Başkanı Sami Algalab yapmış olduğu bir açıklamasında ülkenin resmi medya kurulu olan Irak Medya Matbaaları ile işbirliği yapılması için komisyonun başbakanlık ile konuyu açtığını belirtti. Necef valisi Luay El Yasiri El Gadir bayramı ziyaretinde güvenlik ve hizmet planlarının başarısını açıkladı. Ziyaretin sona ermesini izleyen bir basın toplantısında El Yasiri 3 milyondan fazla ziyaretçi şehre geldiğini doğruladı. Kerkük Şehri İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen fiziksel güç oyunları halter şampiyonasına ev sahipliği yaptı. Şampiyonaya başta Kerkük olmak üzere ülkenin farklı illerinden olan sporcular katıldı. İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen fiziksel güç oyunları ve ağırlık kaldırma şampiyonasına Kerkük ev sahipliği yaptı. Kerkük başta olmak üzere İran farklı illerinden toplamda 8 şehirden sporcular katıldı. Aralarında İmara, Basra, Vasıt, Nasiriye, Salahaddin, Bağdat ve Divaniye takımları bulunmaktaydı. Düzenlenen turnuvanın detayları hakkında mikrofonumuza konuşan İmad Fazıl Kasap şu noktalara değindi. 8 muhafaza davet etmiş. Basra'dı, İmara'dı, Nasiriye'di, Kut'tu, Salahaddin'di, Bağdat'tı, Divaniye'di, Vasıt'tı. Bunların hepsini davet etmişler. Burada yanımıza butula Kas Vezir Dahiliye. Ve biz her il bizde bir butulu oğlu Kas Vezir Dahiliye, Irak polisinin adına, vezirin adına, Vezir Dahiliye'nin adına. Biz burada bunu ettik yanımızda Kerkük'te. Bu farikler müşareke edip. Ve biz taban özümüzü hazırlamışız, hazırlatmışız. Taban bundan evvel yani bu butulanı mesela yerde onuzun. Kerkük fariki de aynen bizim içinden polis Kerkük'ü. Aynen müşarekede burada. Kerkük takımının antrenörü İmad Ömer Salih ise şu açıklamalarda bulundu. İnşallah bu butola iyi netice yatırırız. 7 oyuncu hazırlamışız gansın. 5 oyuncumuz var kuvvetli. Bu 7-8 yıldır çarşı müşareke edilir. Bu butola Irak Kas Vezir'di. İnşallah bir iyi netice yatırırız. Ben de özüm müderribim şurtada. Alevuz var olsun. Vallahi biz bir yıldır hazırlanırız. İnşallah bu butola ise bir iyi netice. Sevgili seyirciler, Talafar ilçe halkının ihtiyaçlarını ele almak ve onlara en iyi hizmetin sunulması amacıyla Talafar İlçe Meclisi haftalık toplantısını düzenledi. Talafar vatandaşlarının ihtiyaçlarını, problemlerini yapmak ve halletmek için Talafar İlçe Meclisi bir toplantı düzenledi. İlçe Meclisi Başkanı Muhammed Abdülkadir Seyidoğlu ve bazı ilçe üyeleri bu toplantının önemini ve amacını dile getirdi. تعويضات فاستأرخوا أيضا تعويضات لأن مواطنين ورجلان ترفرا برشي سيوقت لابد مثلا يقول شبته وزنا تعويضات فيسنا ترميمات استيه وزنا فيسنا براسنا أو تصليح استيه أو مثلا استي كهرباسنا إلى شيء برشي يوقته لابد من فيسنا تعويضات حتى إك وصلاسنا إلى سندون سنالاتنا أي مولد شدخش لما ديسة احتجاج لهذه özüne 500 dinar, 500 bin dinar karama vurulur. Bu kaymakamın salahiyasıdır. Marakiş Şırt'ta. Raf'eler adına يعني مواطن ديما اسم ذكرى بوفراين بس وفرادو بط عن طريق الغرامه يعني مولتشيش لا تمادسه من غرامه ورلر بيشوز بين دينار يعني ديما اسم والله من احتجاجي اليوم مجلس قرارنا اعتباري العامية. وجبتان يامزن مشاريع بر مستوصف نموذجي حي الوحدة كنج بناية كاتب عدل كنج بر مشروع كهرب دايراسنا إضافة إلى دوخ بر غير مشروع سو دايراسنا إضافة إلى دوخ بر غير مشروع توخ بلدية جانبنا بزن بو خارجي والمزور بوا بالشرقين بوا بالغربي أنا بتشوخ يورغني ده من درجة لادوخ طبعا منن أول وجبة أولى درجة لبوخ مهم مشاريع الوارد جندا من ضمنها مشاريع مستمرة فعالة تردوخ مستشفى الحسينة إكنجي خط مص لأنه بزم شحور داخل المدينة ده بدخ فعالان إن شاء الله. Talafar halkından bazı ihtiyaçlarını ve istediklerini Türkmen televizyonuna dediler. Elhamdülillah خدمت باكت Talafar'da bütün şehirler sarık عمر راس النار استهلاكي ولبت لين حربته بليس حرب قضياسة دمرت Talafar خاصة بس خدماته عندك يعني شو خدمات في وقت Talafar ده على محتاج باريا على من يبش يسد شبته يدام ملار إمكانية لاريوخ توزن زين مغا بركة حكمتان استارق استعجال إلى سن تعويض ويرسن واستارق خدمات إلى سن شارعة مصولنا Talafar'ın yoluna. Hizmetleri tüm Talafar halkına takdim etmek için ilçe meclisi bu toplantıyı düzenledi. Talafar ilçesinden Galip Sıtto, El Türkmen IMN uydu kanalı. Suriye ordusu silahlı militanlarla girdiği şiddetli çatışmaların ardından ve dolaylarındaki bütün köyleri kurtarmasıyla Han Şeyhun kentine girerek kenti militanlardan geri almayı başardı. Konuyla ilgili yazılı bir açıklamada bulunan ordu kaynakları açıklamalarında silahlı militanlarla girilen çatışmalar sonucunda Eşham Kolorosu silahlı örgütten 33 militanın öldürüldüğünü belirtti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye'deki İdlib bölgesinde Rus askerlerini hedef alan saldırılara sert bir şekilde yanıt verileceğini vurguladı. Lavrov ülkesinin defalarca teröristlerin İdlib'deki Suriye ordusuna, sivillere ve Hamimim Rus hava üssüne karşı saldırı bölgesinden saldırılarına devam etmeleri durumunda sert bir tepkiyle karşı karşıya kalacaklarını söyledi. Yemen'de bulunan Geçici Konsey Güçleri Başkanı Abdrabbo Mansur Hadi'nin Adan limanına yakın güçlerine ait iki asker üst kontrolünü ele geçirdi. Yemenli kaynaklar Geçici Konsey ile Hadi'nin İbdadosu Ebin ilinde bulunan Zencabah bölgesindeki güçler arasında şiddetli çatışmaların yaşandığını açıkladı. Kaynaklar ayrıca Hadi'nin askeri güçlerinin bölgeden çekildiğini ve iki üssün boşaltıldığını belirtti. Rusya Cumhurbaşkanlığı Washington'un nükleer silah anlaşmasında yasaklanan bir füze fırlatmasının Amerikalıların bu anlaşmayı baltaladığının kanıtı olarak kabul etti. Rusya Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Dmitri Peskov, Başkan Putin'in Amerikalıların nükleer yayılmaya karşı anlaşmayı baltalamak için boşaltılması çalıştıklarını ve başından beri hazırlıklarını yaptıklarını belirtti. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ülkesinin Washington ile görüşmekle ilgilenmediğini söyledi. Finlandiya'nın başkenti Helsinki'ye gelen Zarif herhangi bir arabulucunun Amerika'yı nükleer anlaşmayı geri getirmeye odaklanmadığını, daha doğrusu gerektiğini belirtti. Finlandiya'nın başkenti Helsinki'ye gelmesinin ardından Zarif seyahatinin Avrupa yetkilileriyle istişarelere yönelik olduğunu açıkladı. Şimdi haber başlıklarını tekrardan izleyelim. Cumhurbaşkanı Beram Salih eksen politikasından uzak durularak dünya ülkelerine açılmanın önemine değindi. Savunma Bakanı Necah El-Şemmeri Salahaddin'le bağlı Beled Hava Üssü'nde silah ve mühimmat deposunda meydana gelen patlamın ardından çıkan yangının kontrol altına alındığını belirtti. Parlamento Başkanı Muhammed El-Halbusi'nin resmi basın bürosu Felah El Zeydan ve Kasım El Fehdavi'nin üzerinden dokunulmazlığın kalktığı yönündeki haberleri yalanladı. Dürüstlük Kurulu kanun dışı olarak 13 tankerin kaçakçılığı girişimini püskürttü. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye'deki İdlib bölgesinde Rus askerleri hedef alan saldırılara sert bir şekilde yanıt verileceğini vurguladı. Yemen'de bulunan geçici konsey güçleri Başkan Abdrabbo Mansur Hadi'nin Adal limanına yakın güçlerine ait iki askeri üst kontrolünü ele geçirdi. Böylelikle bültenimizin sonuna geldik. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.